Şimdi çok şey Seda'sı ya. Şimdi abla. Hep kesilecek bu arada. Evet yani. Ne olur. Bu video bugün Buket yanımda. Çok sadece sana odaklıyorum. Baksana. Güzel olur. Beni hiç görmüyor. Bir dakika kapat yüzünü bir. Kadrajdan bir şey yapma. Tamam şimdi al odağı kendim. Bugün birazcık şeyden bahsedeceğiz. İzmir'de öğrenci olmanın gerçek yüzü. İzmir hakkında söylenmeyeni söyleyeceğiz bugün. Ben İzmir'de mi okuyorum? Hayır. Yenitepe'de okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim yarışmaya. Bu süreçten kısmı. Şimdi Buket'e şey testiyle başlayacağım. Yüzde kaç İzmirlisiniz testiyle başlayacağım. Sonra onunla böyle küçük bir İzmir sohbeti yapacağız. Hazır mısın teste? Boyoz. Orada gel. Birincisi, İzmir'de öğrenci olmak hakkında ne biliyorsun? Evet biliyorum, kordonda oturmak. Güzel. Yüzde 10. Başka ne biliyorum? Kordonda oturmak. Tamam, sonra ben başlayacağım. Şimdi de Buket'e İzmirce konuşacağım. Senin için hazırladığım birkaç tane kelime var. Artık. Bir, gevrek nedir? Simit. Güzel. Çiğdem. Çekirdek. Üç, kumru bir kuş mudur, değil midir, değilse nedir? Kumru bir kuştur da aynı zamanda. Benim bildiğim kadarıyla içine salam, sosis. Yiyecek bir şey. Evet. Tamam. 4. Klorak nedir? Bende bunun Adanalısı var. Hipo. Gençim aşısı. İzmir hakkında başka neler biliyorsun? Sert kulesi. Boyoz. Evet, boyoz. Yumurta biliyorsunuz. Yani ben yumurtalı sevmem açıkçası. Ama yumurtalısı da mı var? Yok, severim. Niye sevmiyorum? Yumurtalı şöyle. Yanına yumurta keserler. İple kesilir ama o yumurta. Niye? Çünkü ip keskin bir şeydir ve boyozcular onu iple keserler. Okay. Biz de böyle hayvanlarla yaşıyoruz işte. Boyoz. Poğaçadan çok farklı bir şey mi? Daha çok yağlı milföy gibi bir şey. Bomba nedir? Onu Instagram'dan biliyorum. Böyle... Bomba öldürücü bir şey midir yoksa nedir? Hayır, böyle tatlı bir şey. İçinden çikolata akıyor, evet. Değil mi? Ay. Zam gelip duruyor ama ona 25 kuruş bindiriyorlar. Bu testi geçtiğine göre şimdi biraz ona İzmir'de öğrenci olmak ve İzmir'de öğrenci olmanın gerçek yüzünden bahsedeceğim. Unutmayayım diye bir takım notlar almıştım. Birincisi, liseyi de İzmir'de okuyup üniversiteyi de İzmir'de kazandıysanız herkesi tanımak zorundasınız. Mesela atıyorum bir mekana gittin. Çay içmeye, kahve içmeye. Öyle mekanda selam verecek en az 3 kişi yoksa içeride çık oradan. Senin yerin değil orası. İzmir'in böyle bir şeyi var. Saçma bir şekilde herkes tanıyor. Şöyle ne bileyim, sıcakkanlı olmasından dolayı insanların acaba? Çünkü atıyorum bir masada oturuyorsun. Birinin arkadaşı geliyor. Sonra sen o arkadaşını orada bir kere oturduğun insanı başka bir yerde de görüyorsun. Sonra ona selam verirken yanındakilerle tanışıyorsun. Sonra yanında tanıştığını başka bir yerde görüyorsun. Sonra ona selam verirken onun yanındakilerle. Böyle domino taşı gibi tak 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 tak. Bir bakmışsın şey gibi, belediye başkanı gibi herkesi tanıyorsun. Birincisi bu. İzmir'de herkesi tanımak zorundasın. Eğer İzmir'i tanımıyorsan aldır kaydını ki Çorum'da mı? Nerede okuyorsun orada oku. İzmir'de ikamet edemezsin. Bu birinci kural. En az kaç kişi tanımak zorundaymışız? 3. Bir mekana gidiyor. Bir mekanda en az 3 kişi tanıma kuralı vardır. Bu yazılı olmayan şeyler içinde. Evet, İzmir'de mesela. Bir, ağzını şapırdatmadan yemek yemek. 2, çatal kaşık kullanmak. 3, mekanda 3 kişi tanımak. Bir, ikincisi. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız ve bu yetmiyormuş gibi bir de özel üniversitede okuyorsanız Gül Sokağı bilmek zorundasınız. Instagram'da Gül Sokak'ta çekimimizden 2 tane fotoğrafınız olması gerekir. Starbucks'a gittiğiniz zaman da öyle lanetten diğer Starbucks'lara değil. Gül Sokak, Starbucks, Rize'ye gitmeniz gerekir. Yani bunları zaten şey yapmıyorsunuz. İzmir'de ya özel üniversitede barınamazsınız zaten. Özel üniversitenin sizi kapısına içeri sokmadıkları gibi 9 Eylül Ege falan da böyle hani sizi böyle burun kıvırabilir. Gül Sokak'ta en az Instagram'da 2 fotoğraf. Starbucks'ta Gül Sokak, Rize'ye. İzmir'de okuyorsan zengin olmak zorundasın. Ya bu zenginlikle alakalı bir şey değil. Starbucks aynı parayı orada da veriyorsun. Atıyorum orada da kahve 10 lira, orada da kahve 10 lira. Gül Sokak ama bir yer. Elit bir yer. Ama şey anlamında hani evet elit bir yer. Şey anlamında bir elit bir yer, zengin anlamında bir yer. Ama çok şey güzel bir yer yani. Yani İzmir'de eğer okuyorsanız ve özel üniversitede okuyorsanız Instagram'da en az 2 tane Gül Sokak. Ha tabii bir de şöyle bir şey var yani o iki fotoğrafın ikisi de Starbucks'taysa siz yine barınamazsınız. O fotoğraflardan en az bir ya %100'de olacak House'da ya Pub'da olacak Cadde Pub'da. Ondan sonra check-in atmak konusuna girmiyorum bile zaten. Şimdi bu öğrenci olmak değil, bu şeyi tespit edebileceğimiz bir yöntem. İzmirli olmayıp İzmir'e dışarıdan üniversiteye kazanıp gelen insanları ya da arkadaşını ziyaret eden insanları tespit etmenin birebir yolu. Saat Kulesi. Eğer bir insanın Saat Kulesi'nde fotoğrafı varsa o insan İzmirli olamaz. O insan İzmirli değil. Çünkü gerçek bir İzmirli'nin. İzmir'de doğmuş olmak önemli değil. İzmir ruhunu yaşayan bir insanın asla ve asla Saat Kulesi'nde fotoğrafı olamaz. Ya da Sevgi Yolu'nun girişindeki o İzmir yazısıyla. Ya da işte ne bileyim o kordondaki İzmir yazısıyla asla fotoğrafı olamaz. Gerçek bir İzmirli
İzmir yazısıyla fotoğraf çekilmez. Bu da bir kural. Mantıklı. Aklına kazın. Mesela şey gibi. Ne gibi olsun? İstanbul'dan ne olabilir? Ama benim İstanbul hayal. Şimdi dördüncü söyledim ama bunu bire mi alırsınız? Bunu yıldızlarla, belirtiyorum. Şöyle çiziyorum. Ünlem. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız, üniversite okuyorsanız en az bir yakın arkadaşınızın eski sevgilisi, eski flörtü, eski takıldığı, eski bakıştığı ya da eski kesiştiği biriyle, yani yakın arkadaşınızla bir bağı olan başka bir biriyle flört etmek, takılmak, yazışmak, kesişmek ya da sevgili olmak zorundasın. Bunu da İzmirli deyince kızıyorsun. Şimdi bu genişlik İzmir'de var. Var. Ve eğer İzmir'de okuyorsanız, öğrenci hayatı, hele ki dışarıdan gelip okuyorsanız, hani rahat. Zaten İzmirliyseniz aileniz rahat olacaktır. Şey olarak. Büyük ihtimalle anneanneniz Cumhuriyet Fenerli'yle kordonlu yürüyüş yapıyordur. Kızıl saçlı anneanneniz. Güzel, zaten güzel yalı sahilinde, ya Karşıyaka'da ya Bostanlı'da Cumhuriyet Fenerli'ni yaptırmış. Cumhuriyet Fenerli bilir misin? Bilirim. Şöyle dışa doğru. Layık teyze Fenerli. Layık Fenerli, evet. Teyzeleri de nerede bulabilirsiniz bir de? Gül Sokak'ta Reyhan Pastanesi'nde. Şöyle tırnaklar. Adeta bir Pokemon gibi. Bunlar şey teyzeler, doğru. Elit 60 yaş kartını kullanıp otobüsleri bedava binip yer isteyen teyzeler. Başına böyle... Burada beni bak, kaybettiniz. Bak, şöyle tırnaklarıyla... Reyhan teyzesi. Buyurun, herkes görsün. Layık bir İzmir teyzesini fotoğrafta görüyorum. Çok tehlikeli olurlar aynı zamanda. Tırnaklarıyla gözünüzü oyabilirler. Devam ediyorum. İzmir'de bir öğrenciyseniz yapmanız gereken ilk şey 90 dakika kovalama. İzmir'de bir kere bastın. 90 dakika içinde ikinci barası için 0-0 düşüyor. Ücretsiz yani. Hayır, ücretsiz neye binersen bin şekil aktarma da almıyor. 90 dakika boyunca 0-0. Evet, o kartla bir kere dıt yaptıktan sonra 1,5 saat boyunca istersen uzay mekiğiyle git yine ücretsiz yani. Az mı o metrodan Hilal'de aktarma yapılırken, az mı koşuldu o 90 dakika için? Ya da Konak'ta o metrodan çıkıp otobüs aktarmasına az mı koşuldu? 6. Kordonda ne yapmak? Bira içmek. İzmir bildiğimiz gibi çok rahat, çok çok layık bir şehir. Allah bugünlerimizi aratmasın. Onun zevki bambaşka bir şey tabii. Kordonda oturmanın, arkadaşlarla sohbet muhabbet etmeye. Kordonu kurul, otur. Maka etrafında bir yerde şarkı söyleyenler, gitar çalanlar, çiğdem satanlar. Bu da tam olarak cadde baştan sağ. Olacağı için. Keyifli bir şey. Arkadaşlarını Alsancak'ta mekanına gittiysen, mekanda sarhoş olduysan o gece nerede biter? Çorbacıda. Bu çorbacı neresidir? Kıbrıs şehitleri Kırçiçeği. Mercimek çorbası. 8,5 lira. Ben bir yarım mercimek. Gel birazcık da Yaşar Üniversitesi'yle Yeditepe'ye kapıştıralım. Gel kapıştıralım. Hangimiz daha çılgın atarız? Hadi bakalım. Yeditepe vs Yaşar. Yeditepe iki tane Porsche'nin çarpıştığı tek okul. Ferrari de olabilir. Yani okulama Selahattin'e gelen bir tayfa var. Beyaz ama. Umarım beni dava edip sürümsünüz. Sen çok konuşma istersen. Şimdi bir özel üniversitede okuyorsanız itiraf sayfalarında en çok göreceğiniz şey şudur. Çünkü arabası olanlar bir şekilde arabası olduğunu belli etmek zorunda. Yani ne yapacağım? Hakları ama tabii ki de belli etmek zorundalar. Hiç lafım yok. Ne yapacaklar itiraf sayfasına? Of dostum adminin gizli paylaşır mısın? Bu okulun otopark sorunu ne olacak böyle ya? Ya da postun altında diğer arabalı olanlar. Of evet ya. Bu otopark sorunu nereye gidiyor böyle ya? Bilmiyorum, neden her fakültenin altında otopark yok ya? Neden olsun? Okuyunca hani bu gözler neler gördü? Bence Allah başka dert vermesin. Sizin okulda şey var mı? Yeditepe itiraf. Böyle sonra bir bütün özel üniversitelere özel app gibi bir şey kuruldu. Ha. Orada var. Bizim okulda Instagram'da şey var. Yaşar itiraf sayfaları var. Hakkında bir şey gördün mü hiç? Bir kere gördüm ama ölü taklit yaptım. Bilmem, bir kere bana yazılmıştı gerçekten çünkü şeydi, çok spesifikti yani. İşte şeydi. Atam ve sen varsın çünkü. Biz bir kere şey yaptık. Biri bir şey paylaşmış. Atıyorum, hatırlamıyorum şimdi, uyduracağım ona benzer bir şey. İşte şu saatte şurada köşede oturan kazaklı kumral saçlı kız, beğen ben seni bulurum, hasta oldum sana falan diye. Benim de Gizem diye bir arkadaşım var. Biz Beliz'le, ben de bunu Gizem zannettik. İşte Beliz girdi şeyin altına, gönderin altına, et Gizem Şen etiketlendi. Ben girdim, et Gizem Şen kanka sana. Sonra ay çocuk paylaşan çünkü bir daha paylaşmışlar. Yanlış anlaşılmış. Bugün tekrar daha ayrıntılı. Atıyorum işte kumral saç. Atıyorum Gizem'in saçları dalgalı. Hani Gizem'e girmiş bakmış çok belli ki. İşte dalgalı Gizem değil. Gizem değil. Düz saç. Hani Gizem'in olmadığını böyle çık. Gizem çok mu rezil ettim seni şu an? Sizin okula helikopterle gelen var mı?
Bizim okulda bir ara böyle bir dedikodu çıkmıştı da okula bir kız helikopterle geliyormuş diye. Şöyle yemin ederim. Ya ama yani inanmak istemiyor insan. Peki bir şey sormak istiyorum. Helikopter aldım. Ben ve Yeditepe'yi bilmeyen bütün abonelerim yani 5-10 kişi adına. Danla Bilic'in anlattığı Yeditepe hakkında anlattığı şeyler ne kadar Arnavut doğru? Arnavut kaldırımlarında topuklu yürüyen kızlardan bahsediyorsun. Ama topuklu yürüyen kızlar her yerde var. Yani bunlar... Arnavut kaldırımında topuklu yürümek çok zor. He. Ama bunu başarıyorlar. Ve yokuş bir de. Evet. Yani o tane tam tepede yokuşu var. Yani birçok şey bence gerçek. Yani böyle demek istemem ama. Ama şöyle bir şey var. O videoyu izlerken ben de şey yapacağım. Bunlar bizim okulda. Evet yani bence çok, sadece Yeditepe değil. Evet. Çok özel bir üniversite. Sadece orada şey, olduğu için. Şey, cüzdan, sigara, BMW anahtarı. Evet. Yani bu şey, fix ama. Basket şortu var. Size. Basket şortu değil. Gri. Çünkü belli eden eşofman arpa. Evet. Üstüne şey içine Armani'nin ya da işte Guess'in. Yani şöyle bir Armani. Şurayı şişme montu, Polo'nun ya da CK'nın yine ya da Armani'nin. O kadar gözümün önünde o kadar bu değil insan mi? Var ki. Şey böyle sakal ya da şey şu direksiyon. Hayır direksiyon şuradan. Tut direksiyonu çok ağır. Dur, çok ağır bir direksiyon. Direksiyon çok ağır oldu. Neydi o markanın adı? Armani saat kolda mutlaka. Audi, BMW, Mercedes. Tabii. Ya da Volkswagen de kabul. Bak. Hani trafik of ya yine çok trafik var. BMW, Mercedes, Audi hadi Volkswagen değilse. O zaman snap değişir. Çünkü direksiyonun yarısını direksiyon alırsın amblemsiz. Şurada müzik çalar evet. Ve buradan çekersin. Bu videoda bu kadardı. Umarım keyifli izlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Abone olmayı unutmayın. Şuradan. Şuradan. Ayıp karıştırıyorum. Hep karıştırıyorum. Şuraya bir yere koymuş olmam gerekiyor. Zaten bir gün ünlü olunca değerim anlaşılacak. Çok iyi. Buralar değerlenecek. Yorum yazın altına. Buralar değerlenecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz. 10 kişi falan izliyor.